Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yıldırımlı Madenci Kontrol Destesi oynayacağız. Rocket nerflendiğinden beri ara ara yorumlara yazıyordunuz. Son zamanlarda daha fazla yazılmaya başladı. En son bir arkadaş son iki videonun altına yazınca ben de dedim artık zamanı geldi oynayalım. Şu anda sıralamamız 1160, ilk 1000'e yakınız. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Bugüne kadar ben de oynamamıştım Yıldırımlı Madenci Kontrol. Beraber deneyeceğiz. Şu ana kadar oynamama sebebim de yani çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası söylemek gerekirse. Yani çünkü tam bir alan hasarı yok. Yani roket gibi kalabalığı atamıyoruz. 3 karta vuruyor. Tabii rakipte buna göre kartlar olursa Yıldırım'ın iş yapacağı kartlar çok fazla da iş yapabilir bilmiyorum göreceğiz. Yani Lockbait'le bile oynanıyor sonuçta Yıldırım. O yüzden bizim destemize de belki iş yapar. Rakip sanırım golem oynuyor. Yıldırım ve Tomruk elit barbarları tekli olabilir. Tam emin değilim ama büyük ihtimalle tekliyordur. Neden toplayıcı atmıyor acaba? Rakipten toplayıcı bekliyorum. Bu arada toplayıcıyı ortaya atsa da Yıldırım'la kuleye vurabileceğiz. O güzel olur. Bedava hasar kuleye. Aa bir dakika topu var. Bu golem olamaz o zaman. Nasıl bir deste ya bu? Elektro devle golemi karıştırmış gibi. Çözemedim. Tomru da var. Enteresan. Acaba ne oynuyor? Yani yine de elektro dev olabilir ama emin değilim. Yıldırım'ı şimdi atmayacağım. Acaba atsa mıydık? Ya biraz da rakipler bizden beklemez diye yani sürpriz faktörü olarak kullanmak istiyorum. Bir anda çıkartıp rakibi şaşırtabiliriz. Şurada biz bir ana kulemizi açalım. Evet golemmiş bu arada. Yani elektro ejderi var. Toplayıcısı yok. Umarım Yıldırım'ı da yoktur. Biraz değiştirdiği için desteği. Şu an her şeyi bekliyorum ondan. Yıldırım attım oraya. Evet gülmeye başladı. Sanırım onun yıldırımı yok. Evet güzel. Ana kuleyi de açmamız bayağı iyi oldu bu arada. Madenci attım. Oduncu atabilir. Tamam golem attı. Rakip toplayıcı yerine top almış. Yani ilginç bir tercih olmuş. Neden böyle bir şey yapmış acaba? Bir de Tomru da var. Var ellerini. Tamam. Güzel bir yıldırım atalım. Evet, elektro ejdere karşı bayağı güzel bu arada yıldırım. Laps diye kesebiliyoruz. Rokette tek başına atsan olmaz. Zehirde tek yemiyor zaten. Pakette atmak gerekiyordu. Bu arada madenci topa vurursa evet, bayağı kötü bir madenciydi. Neyse, bu maç full savunma yapacağız. Rakipte ağır büyü de yok. En son bir yıldırım bile atsak maçı kazanabiliriz. Evet, bastım yıldırımı. Tamam, blokladı. Ama elit barbarlar öldü bu sefer de. Yani bizim için sıkıntı yok. Şimdi elektro iş yapabilir. Bu yumurtadan çıkmasa iyiydi ama tam yine savunduk. Ana kule bayağı iş yapıyor. Ufaktan öne geçti. Şu an golem bekliyorum. Güzel. O yüzden yıldırım attım. Bir de tomruk sallayalım oduncuyu. Orada alırsak oduncuyu. Çok güzel. Hasarda öne geçtik. Oduncuyu da indirmemiz bayağı iyi oldu. Yıldırımı zaten tekrar döndürdük. Tertemiz. Şöyle arkaya doğru attım. Bir tek elektroyu mu vurduk? Bir de yumurtayı aldık. Yumurtayı zaten alacaktık ama. Neyse. Yıldırımla oynamak da garip oluyormuş. Hiç alışık değilim. 3x'deyiz diye attım. Bir tane daha çevirebiliriz belki. Umarım. Bu arada yumurtayı alamamışız. Onu unuttum. Güzel bir tomruk attı rakip.
Şöyle bir yıldırım daha atsak. Oh, tertemiz. Evet, Yıldırım'ın bu kadar iş yapmasını beklemiyordum bu arada. İlk maçta yaptı. Kaç bu rakibi roketle denerdik. Zaten antiyiz. Rakip de bayağı sinirlendi yalnız. Evet, emoji atan emojiyi yer. Kendim başlattım. Neyse, sonraki maça geçelim. İkinci rakibimizi bulduk. BBB 8. Madenci ile başlayalım. Goblinler. Hızlı destelere karşı iş yapmayabilir. Yani bir de Lockbait. Yani prensese falan atabiliriz ama. Neyse. Şu anda atmayalım. Rakip roketler roketi varsa. Rokette daha çok vuruyor. Gerek yok. Evet, şu an atarım yalnız. Üçlü madencinin yarısını aldık. Tamam. Fena değil. Evet, kolay savundu. Bu arada 3 kart mı attı? Evet, prensesi şu an döndü. Keşke atmasaydık ya goblini. Neyse, onları savunmayacağım. Buz ruhum daha doğrusu. Tomru yok. Arkadan kara prens atabiliriz. Tomruk olsa atmazdım. Tomruk roket falan yapabilir. Kuleye bir vuruş yedik. Onu şöyle geri çeksek. Top atması lazım. Yoksa kuledeyiz. Güzel. Ya şu madenci hamlesini çok seviyorum kara prensle. Her kupada yiyorlar bunu. Tam zamanında atarsanız. Güzel. Tomrumuz çıktı ama paket de var. Rakipte roket varsa sıkıntı olabilir ama onda da yıldırım varsa buradan çevirmesi zor bence. Madenci attım. Goblinlerle savunabilir ama evet, savundu. Tamam, tomruk atacağım oraya. Evet, paketi çeviremedik bu arada. Hemen attı. Evet, biraz hasar yedik o yüzden. Tam Kara Prens yaşıyor. Öne geçmesen iyiydi. Aa, geçmemiş. Biraz vur madenci. Evet, şu an yine çeviremedik paketi. Tomruk da atabilir diye paketi gönderdim. İyi ki de atmışız. Evet, yetenek basabilir yalnız. Basmadı. Biraz agresif oynayalım. Evet, madenci ve yıldırım komik geliyor gerçekten bana şu an. Ya hiç kimse de kullanmıyor zaten. Rakip de ağır büyüsünü çıkartmadı henüz. Neden acaba? Ah, güzel tahmin etti. Zaten her tarafa kart dağıttı. Bir yıldırım daha atacağım bu arada. Rakip niye ağır büyü atmıyor anlamadım. Roketi varsa ve atmıyorsa çok büyük hata zaten. Her türlü öne geçebilirdi. Madenci diyorum. Prensesi çok iyi tahmin ettik. Ah, güzel zamanda attı. Tomru çıkartmayalım. Prensesi yine tutturduk. Soldan bekliyordum ama. Evet, şu an Tomru'yu yine çevirdik. Güzel. Evet, felakete de yıldırım atmıyor. Ben yıldırıma dönüyorum o zaman tamamen. Güzel. Buradan çevirmesi zor. Döngü dışı kalmayalım. Goblinleri yok. Madenci çalışır. Paketimiz var fıçı için. Güçlü madenci için goblinleri böldüm.
Yetenek prenses yapabilir. Şu rakibi çok iyi tahmin ediyoruz bugün. Dümdüz yıldırım atarak kuleye. Bu maçı da kazanacağız. 420 vuruyordu. Madenci de bir tane vursun. Güzel, bu maçı da kazandık. İkimizde de yıldırım olduğu için aslında yakın eşleşmeydi ama. Güzeldi, son maça geçelim. Evet, son rakibimizi de bulduk, VIP. Yine madenci ile başlayalım. Evet, şok billi. Yıldırım kullananların en sevmediği kart herhalde şok billidir. Alev topu olmadığı için onu öldürmeleri zor oluyor ama ya rakip sahada zaten bizim için çok bir sorun çıkartmayacaktır. Şok billi. Kendi sahamızda da paket atabiliriz. O yüzden bizim için çok sorun yok bence. Diğer kartları da önemli tabi. Acaba kıvılcım mı oynuyor? Ya roketi bırakıp da hemen kıvılcıma denk gelmeseydik iyiydi. Evet. Bu arada yıldırımı hemen atsaymışız keşke. Madenci biraz daha vururdu. Yıldırım Tomruğa da ölmeyecek muhtemelen. Aynen. Tamam, gelsin paket atarız. Desteklerse felakete atacağım. Tersten geliyor. Tamam, kıvılcımı desteklemedi. Pakete gerek yok. Bir ruh atalım şöyle. Temiz. Yine eşleşme bizde. Yani roket olsa da roket olsa bizdeydi daha doğrusu ama yıldırımla da yeneriz bence. Rakipte kasırga olabilir. Bazı kıvılcım kullananlarda oluyor. O yüzden şöyle güvenli bölgeye atalım. Bir tomruk. Atağa mı geleceksin? Evet, agresif bir atak yapmak istedi. Neden bilmiyorum. Rahat savunuruz. Çarpmaya iksiri bile yetmedi. Ya da dönmemiş miydi? Öfke attı onun yerine. Yani boş bir ataktı. Şöyle bir buz ruhu madenci yapalım. Evet, bu sefer az önce yapamadığımız şeyi yapalım. Madenci bayağı vuracak. Yıldırım atması da bir keyifliymiş ya. Ya roket atmayı tabii daha çok seviyorum ama. Yıldırım da bir anda iniyor böyle. Evet, yıldırım pakede de kıvılcım ölüyormuş. Yıldırım ve paketi bir arada kullanan daha önce olmuşsunuzdur bilmiyorum ama. Biz test etmiş olduk. Dev gelebilir. Gelmedi. O anka neydi o zaman? Rakip de biraz garip oynuyor. Yani anti olduğumuz için farklı şeyler deniyor da olabilir. Evet, oradan da bir şey çıkmaz. Şok birliğine yıldırım biraz mantıksız olur. Ama yine atsak mı? Veya atmayalım, riske girmeyelim. Kıvılcıma zorlanabiliriz yoksa. Tersten geliyor. Yine basalım yıldırımı. Tersten gelen kartlara ağır büyünüzü atmazsanız madenci kontrolle. Yani gelene kadar çok fazla kart atamayacağınız için felakete erken atmak da çok iyi olmuyor. Otomatik olarak zarara giriyorsunuz. O yüzden genelde arkadan gelen tank kartlara büyü atmak iyidir. Her kart için veya her durum için değil tabi. Paketle temizleriz orayı desteklersen. Tamam. Felaket de bu eşleşmede bayağı iş yaptı. Kara Prens'i de atalım. Rakip büyüler haricinde dokunamadı herhalde kulemize. Yandı kıvılcım destlerinde şok birliği de olmazdı. O biraz değiştirmiş. Oku da yok. Aa, varmış. Tamam. Şöyle bir madenci
Yıldırım mı yapsak diyecektim de. Önce şunu savunalım. 20 saniye kaldı. Basıyorum artık. Hiç hasar yemeden bitirmek istiyorum maçı. Güller haricinde tabii. Güzel tomruk. Son madenciyi de gönderelim. O da herhalde yetişemez kuleye. Güzel maçtı. Yıldırım bu eşleşmede fena değildi yine. Roket gibi tekleyemiyoruz kıvılcım ama arkadan attığımızda da destekleyemiyor zaten paketimiz olduğu için. Evet, Yıldırım'la maçlar da bu şekildeydi. Top 1'e de girmişiz. 852.'yiz. Son olarak bir eşleşmelere bakalım. 3 maçta da iş yaptı Yıldırım. Tabi Roket'le de oynasak 3 rakibe de anti olurduk. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ya 3 maçta iş yaptı diye kesin karar veremeyiz ama bence Yıldırım madenci kontrolü çok da uygun değil. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmanızı sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.